Pamukkale'sinin değerli izleyenleri, Ege'ne bırak bugünkü yine programımız devam ediyor Çiğli'de ve yanımda EGKOP Başkanı Sayın Hüseyin Aslan var. Hüseyin Aslan'la tabii ne konuşulur? Kooperatif konuşulur, ne konuşulur? Deprem konuşulur. Başkanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, hoş bulduk. Size de iyi yayınlar, sağ ol, bol şanslar. Sağ ol başkanım. İnşallah çok kısa zamanda hedeflediğiniz noktaya gelirsiniz. Evet, Sayın Başkanım. Herkes pandemi döneminde pandemiyi konuşuyor. İşte pandemi sonra ben size depremi soracağım. İzmir'in depremle ilgili durumu nedir? İzmir'in depremle ilgili durumu bütün bilim adamlarının da üstüne basa basa son günlerde uyardığı ve söylediği gibi çok kötü. Kötü. Tek kelimeyle bak çok kötü durumda şu an İzmir. Evet. Çünkü İzmir maalesef Türkiye'nin üç büyük kenti gibi depreme dayanıksız konutun çok fazla olduğu bir kent İzmir. TÜİK'in resmi rakamlarına göre söylüyorum. Bu benim kendimin söylediği bir rakam değil. Devletin resmi kurumu TÜİK diyor ki İzmir'de 313 bin konut depreme dayanıksız diyor. 313 bin konut. 313 bin konut. Gerçekten bu çok önemli bir konu. İzmir'in altyapı sorunu vardır. Kanal sorunu vardır. Doğrudur ama en önemli sorunu bence bu can güvenliği. Allah korusun yine bilim adamlarının söylediğine göre Türkiye'de 6,5 işletim deprem oldu İzmir'de olduğu takdirde bunun bedelini kim öder merak ediyorum. 313 bin konut çarparsanız 5'te 1,5 milyon kişi yapar. Allah korusun diyorum. Böyle bir deprem gerçekten İzmir'e çok ağır mal olur. O yüzden öncelikle bu kenti yönetenler, bu kenti yönetmek için yola çıkanlar, hükümet, Çevre Şehircilik Bakanlığı da dahil olmak üzere, ki en başta olmak üzere ayrıca da, lütfen depremi kimse göz ardı etmesin. Depremin şakası yok. Deprem kimseyi öldürmez. Sağlıklı olmayan, sağlam olmayan konutlar öldürür. Bu konuda gerçekten ben bu kadar kişinin vebalinin altına girmektense artık sağ sol tartışmasını bırakalım. Artık siyasi malzeme de değil deprem konusu. Bir insanlık sorunudur. İnsanlık borcudur. O nedenle ben depremin çok önemsenmesi gerekiyor. Çok konuşulması gerekiyor. Son sorum başkanım. Depremi konuşacağız ama bir taraftan da hobi bahçeleri adı altında binlerce kaçak yapı var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Ama bunlar tabii göz göre göre yapıldı. Bunlar kaçak değil aslında. Bunlar göstere göstere yapıldı. Bunlar bile bile yapıldı. Hala yapılıyor. Her ne kadar son günlerde Tarım Orman Bakanı bu konuda ciddi bir ceza geliyor dese de ya da ciddi bir çalışma yapıyorsa da atalan üstleri geçti. Şu anda yapılıyor. Peki Orman Bakanı? Doğru bir şey değil. Şimdi Orman Bakanı yeni bir kanun diyor ama toprak koruma kanununa göre de bunun kanunu var ama uygulanmıyor. Koruma kanununa göre bunun kanunu yok. Var ama marjinal tarım belgesi olan yerlerde var. Yani tarım alanı dışında olan yerlerde var. Şimdi tarım alanında bunlar şu anda yapılıyor. En kötüsü o. Tarım koruma kanunu ihlal ediyorlar. Ediyorlar tabii. Buna da göz yumuluyor yani şimdi. Evet. Buna göz yumanlar da sorumlu. Yapanlar sorumlu. Ama şehrin merkezinde, şehrin göbeğinde bunu göstere göstere yapanlar, yapanlara izin verenler, yapanlara göz yumanlar. Nasıl olsa ben bundan ceza alırım diye sadece olayı ekonomik yönde bakanlar, onlar da sorumlu bu kenti yönetenler, belediye başkanları ve bütün o bölgenin sorumlusu kimse, muhtar da sorumlu. Gerçekten tarım bizim namusumuzdur. Toprak bizim, toprak bizim geleceğimizdir. İşte bu pandemi döneminde tarımın ne kadar önemli olduğu, gıdanın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Tarımın desteklenmesi lazımken, tarıma daha çok imkan, daha çok olanak sağlaması gerekirken, bir taraftan merkez hükümet yaptığı, yurt dışından yaptığı ithal ürünlerle tarımı gerçekten bugünkü noktaya getirdi. Bir taraftan da belediyelerimiz sadece seyretmekle kaldı ki ben bu bugünün sorunu değil. Hobi bahçesi yıllardan beri yapılan bir sorundur. İnşallah önümüzdeki dönem bunlara bir çek düzen verilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben bir teşekkür ederim. Çok sağ ol, sağ ol. Evet değerli izleyenler, gördüğünüz gibi pandemi konuştuk, Çiğli'yi konuştuk, depremi konuştuk, kaçak yapıları konuştuk. Ve diyor ki EGKOP Başkanı 313 bin kaçak yapı var. 6,5-7 şiddetinde bir deprem olduğunda kim koruyacak bunları? İşte kim koruyacak bunları dediğinde program değişiyor. Kimin koruyacağını bilmiyoruz. Yani deprem öldürmez. Ama binalar çürükse öldürür. Onun için her şeyi aklımıza başımıza alacağız. İşte bu güzel Çiğli'de, İzmir'de, yaşanılısı bir şehirde insan gibi yaşayacağız. Teşekkür ederim.
Murat Center Mobilya'da serinleten yaz fırsatları başladı. 2020'de ister düğüncü olun, ister sünnetçi, isterseniz gurbetçi. Mağazamıza gelin, 15 aya varan elden taksit seçenekleriyle mobilyanızı beğenin. Denizli'nin yerel mobilya markası Murat Center'dan 10 bin metrekarelik mağazasında yüzlerce çeşit mobilyaları görmek için mağazamıza davetlisiniz. Murat Center Mobilya, İzmir yolu üzeri, Turkuaz Plaza arkası, Denizli. 371-8808.